Bugün Fatih Terim şu dakikada, şu saat itibarıyla Florya'da ve futbolcularla vedalaşıyor. Hemen detayları almak üzere sözü arkadaşımız Emre Kaplan'a bırakalım. Ezgi teşekkürler. Florya'dan Metin Oktay tesislerinden biz de iyi günler, iyi yayınlar dileyelim. Senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray'da dün itibariyle 4. Fatih Terim dönemi resmen sonlanmıştı ve Fatih Hoca bugün tesis personeliyle ve futbolcularla vedalaşmak için yaklaşık 10 dakika önce Florya Metin Oktay tesislerine geldi. Aslında erken saatlerden itibaren Florya'da taraftarların bir bekleyişi vardı. Ben kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeceğim. Buradaki atmosferi, buradaki ortamı da göstersin size. Bir yandan ben de gelişmeleri aktarmaya gayret edeyim. Fatih Terim dediğimiz gibi yaklaşık 10 dakika önce tesislere geldi ki aslında dün itibariyle saat 11'de buraya gelebileceği konuşuluyordu. Bu haberle birlikte de erken saatlerden itibaren saat 10.30-11 itibariyle Florya Metin Oktay tesislerinin çevresinde taraftarların bekleyişi başlamıştı. Yaklaşık 150 kadar sarı kırmızılı taraftar şu anda da bir anlamda Fatih Terim'e veda edebilmek adına burada bekleyişlerini sürdürüyor. Emniyet güçlerinin de yoğun güvenlik önlemleri var burada herhangi bir problem yaşanmaması adına ve Fatih Terim zannediyorum ki bir yarım saat 45 dakikalık vedanın ardından futbolcularla, tesis personeliyle vedalaştıktan sonra Florya Metin Oktay tesislerinden ayrılacak. Dün resmi açıklama yapılmıştı. 4. Fatih Terim döneminin bittiğini açıklamıştı Galatasaray Kulübü ve bugün itibariyle de artık fiili olarak Fatih Hoca Florya'da eşyaları toplanmıştı bugün içerisinde. Eşyalarını alacak, tesis personeliyle, futbolcularla vedalaşacak ve buradan ayrılacak. Tabii Florya'daki değişim, Florya'daki yapılanma sadece Fatih Hoca ile sınırlı değil. Fatih Hoca'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan isimler, yine idari personel olarak görev yapan isimlerle de bir yol ayrımına gidilecek. Biraz daha köklü bir değişimin yaşanması bekleniyor Florya Metin Oktay tesislerinde ki zaten bunun da ilk ve en güçlü adımı bugün itibariyle atılacak. Galatasaray'ın Fatih Terim sonrasındaki yeni teknik direktörü Domenech Torrent de bu akşam saatlerinde, hatta saat 23.55 itibariyle İstanbul'da olacak. Barcelona'dan binecek uçağa saat 18 sularında. 23.55 sularında da İstanbul'da olması, ekibiyle birlikte buraya gelmesi ve yarın da ilk antrenmana Florya Metin Oktay tesislerinde çıkması bekleniyor Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenech Torrent'in. Hatay Spor maçında da ilk kez takımın başında olacak gibi gözüküyor. Tabii taraftarların zaman zaman tepkileri de var. Yönetime zaman zaman tepkiler oluyor burada Florya Metin Oktay tesislerinde. Bekleyen taraftarların tezahüratları genel itibariyle bu yönde diyebiliriz. Ve Florya'da da tabii önemli bir devrin kapandığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 4 senedir devam ediyordu 4. Fatih Terim dönemi. 21 Aralık 2017 itibariyle nerede kalmıştık tweet'i gelmişti Fatih Hoca'dan. Ertesi sabah 22 Aralık sabahı direkt olarak buraya gelmişti. Florya Metin Oktay tesislerine gelmişti ekibiyle birlikte. Ve sonrasında da zaten imza töreni gerçekleşmişti. O dönemki adıyla Türk Telekom Stadyumunda. O günden sonra 2 şampiyonluk, sonraki sezonlarda işlerin istenilen şekilde gitmemesi ve geçen sezon itibariyle de bir golle kaybedilen bir şampiyonluk vardı Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'da. Bu sezon başlangıcında Sayın Başkan Burak Elmas'ın seçimi kazanmasıyla birlikte 4. dönem daha farklı bir boyuta ulaştı ve Burak Elmas mazbatasını almadan direkt olarak Fatih Terim Florya'da artık görevine başlayacak dedi. Hoca yine sahaya indi. Sezon başı itibariyle 3 yıllık bir plandan bahsedildi. 3 yıllık bir planlama hem yönetim tarafından hem Fatih Terim tarafından sıklıkla altı çizilen bir vurguydu ki aslında Giresunspor maçı sonrasında da yine maç sonu basın toplantısında Fatih Hoca bu konuya vurgu yapmıştı. 3 yıllık bir plan dahilinde buraya geldim, kariyerimi ortaya koydum, sonuna kadar burada kalacağım dedi ama dün itibariyle, dün saat 12'de bir yönetim kurulu toplantısı vardı. Olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı. O toplantıya Fatih Hoca davet edildi. Başkanla birebir bir görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 dakikalık görüşmenin ardından da yol ayrımı kararı ortaya çıktı. Dün gün boyu bu haberleri, bu gelişmeleri paylaşmıştık. Sonrasında direkt olarak Başkan Burak Elmas'ın imzasıyla bir veda mesajı yayınlandı. Dün akşam yine taraftarlar Fatih Hoca'nın evinin etrafındaydı. Kendisine sevgi gösterilerinde bulunmuşlardı. Bugün de erken saatlerden itibaren Florya Metin Oktay tesislerine geldiler. Bekleyişleri devam ediyor ve Fatih Hoca da şu anda tesislerin içerisinde, eşyaları sabah saatlerinde toplanmıştı.
Ace personeliyle, futbolcularla, ki futbolcular da zaten Fatih Hoca'dan önce burada toplanmışlardı. Vedasını gerçekleştirecek, ardından buradan ayrılacak. Tabi burada muhtemeldir ki çıkışı esnasında da kendisini bekleyen taraftarlarla bir vedalaşma gerçekleştirecektir Fatih Terim. Biz burada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Flora Metin Oktay tesislerinde yeni gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz diyerek sözü sana bırakalım Ezgi. Ezgi, teşekkürler. Fatih Terim Flora Metin Oktay tesislerine geldi demiştik vedalaşma için. Bu veda çok uzun sürmedi ve şu anda da ekrana yansıyor. Fatih Hoca'nın aracı, kendisi Flora Metin Oktay tesislerinden ayrılıyor. Taraftarlar kapıda kendisini bekliyordu ve şu anda da evet, Fatih Hoca araçtan da çıktı. Taraftarları zannediyorum ki selamlayacak ve bir açıklamada da bulunursa onu da ekranlara yansıtacağız. Evet, Fatih Terim taraftarlarla vedalaşıyor Flora Metin Oktay tesislerinde. Tesislerde. Tamam, girme. Dördüncü Fatih Terim dönemi bu şekilde noktalanıyor ve şu anda da yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesi Flora Metin Oktay tesislerinin güvenlikleriyle vedalaşıyor. Duygusal anlar var tabii. Uzun yıllardır devam eden bir mesai ve Fatih Terim'in dördüncü dönemi böylelikle fiili olarak noktalanıyor. Taraftarlar erken saatlerden itibaren kendisini burada bekliyordu. Fatih Hoca girişte kendileriyle vedalaşamamıştı ve çıkış esnasında da taraftarlara el salladı. Şu anda güvenlik güçleri de çıkışın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için çaba sarf ediyorlar ve Fatih Terim Flora Metin Oktay tesislerinden ayrılıyor. Taraftarların hala bu arada aracın peşinde gittiklerini görüyoruz. Bu görüntüler ekrana yansıyor ve şu anda aracın peşinden hala taraftarların koştuğunu görüyoruz. Flora Metin Oktay tesislerinde gerçekten duygusal anlar yaşanıyor. Taraftarlar erken saatlerden itibaren burada bekliyorlardı. Fatih Hoca yaklaşık 15-20 dakika kadar tesislerin içerisinde kaldı. Personelle vedalaştı. Futbolcularla vedalaştı ve en sonunda zaten ekrana da yansıdı. Tesisin güvenlikleri duygusal bir şekilde kendisine veda ettiler. 2017 yılında, 2017'nin aralığında başlayan 4. Fatih Terim dönemi Galatasaray'da dün itibariyle resmen noktalandı. Hala taraftarlar aracın arkasından gidiyorlar tabi ama Fatih Hoca artık tesislere veda etti. Çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı, futbolcularıyla vedalaştı. Duygusal anları ekrana yansıttık. Flora Metin Oktay tesislerinden Fatih Terim 4. dönemini bitirerek ayrıldı. Taraftarlara da veda etti Fatih Hoca ve 4. Fatih Terim dönemi dediğimiz gibi fiili olarak artık neticelenmiş oldu. Bu arada hala taraftarların da tezahüratları devam ediyor. Biz gelişmeler olursa buradan paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.